Merhaba Samuntera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda, bununla ilgili tarot kelt açılımları yapacağız. Deste sesli şekilde ve niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Niyetimi şimdi sesli olarak alacağım ama öncesinde bu videoyu mikrofonla çekiyorum. Ee, böyle piyasadaki içerik üreticiler için en kaliteli olarak gösterilen mikrofonu aldım ve bu videoda e, kullanıyorum. Öncesinde birkaç deneme yaptım, ses gayet güzel geliyor. Bu videoda da artık yok sesmes bilmem ne hıkmık derseniz e, kendi cihazınızı değiştirin, onu söyleyeyim. E, şu anda en kaliteli gösterilen, en iyi gösterilen e, mikrofonlardan e, birini aldım ve ve bu mikrofonla çektiğim ilk video e, hatta böyle e, her sesi de duyabilirsiniz minik sesleri vesaire belki yutkunma sesimi bile e, ASMR tarzı videolar için bile kullanılabilecek kalitede bir mikrofon e, iyi oldu aslında benim için de e, bakalım e, bu videoda da e, hala da sesi artık <laughs> duymuyorum vesaire diyenler olursa dediğim gibi Cihazlarınızı değiştirin Sizde bir sorun vardır Öncesinde de e, yani önceki videolarda da aslında hani duyan duyabiliyorsa demek ki duyuluyordu ama e, artık dedim ki bir alayım e, ses e, daha iyi duyulacak şekilde videolara devam edeceğiz e, bundan sonra Evet bunu belirtmek istedim e, şimdi ben niyetimi hemen sesli olarak alıyorum Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle en iyi en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde. Tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı Sevgi, saygı, merhametle, doğaya, hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım kartlar neler gösterecek. Burada aklınızdaki kişinin sizinle ilgili Enerjisine kart açılımıyla bakacağız. Güncel işte korkusu, negatif tarafı sizinle ilgili, pozitif tarafı, geçmişi, olası geleceği, onu etkileyen dış etkenleri gibi gibi. Zaten içeriği bilenler biliyor, bilmeyenler de zaten izlediğinde görecek. Şimdi ben bu doğrultuda birinci deste ve ikinci deste için iki tane kart seçeceğim, sarı yıldız ve mor yıldız için niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki. Evet. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği seçenler. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? İkinci desteği mor yıldızı seçenler. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne durumda? Evet odaklanıp seçebilirsiniz. Şöyle koyalım. Okay. Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. Evet, birinci desteği seçenlerle ben başlıyorum. Size tavsiyeler de seçeceğiz. Şöyle yapalım. Birinci desteği seçenler, sarı yıldızı seçenler niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi nedir? üzerinde örlük oluşturan durum nedir? Enerji nedir? Şunu çok hissettim. Sizinle ilgili pozitif, güçlü tarafı, çalıştırdığı pozitif, güçlü enerji ve sizinle ilgili çalıştırdığı negatif, zayıf enerji geçmiş enerjiler sizinle ilgili geçmişte enerjisi geçmiş enerjisi olası gelecekte sizinle ilgili olası gelecekte sizinle ilgili enerjisi kartlara gelmeye çok meraklı şu anda enerjiler aklınızdaki kişi ya da <laughs> sizinle ilgili kartların aklınızdaki kişiye tavsiyesi. Aklınızdaki kişiyi sizinle ilgili etkileyen dış etken ya da dış etkenler bu gelmek istedi ya. Ben son anda böyle düşmesin diye tuttum. Gelsin o yüzden. Bakalım ne diyor. Sizinle ilgili korkusu ya da korkuları ve aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası sonuç enerjisi ve aklınızdaki kişiyle ilgili siz ne yapmalısınız? Aklınızdaki kişiyle ilgili siz ne yapmalısınız? Size tavsiyeler. Buradan da tavsiye alacağım ekstra. So. Cool. Evet. Kartlarınızı seçtim. Şöyle yapalım. Şunlar da size tavsiye. Şurası size tavsiye. Ee, burası zaten enerjisi. Şu da yine onun genel enerji durumu. Açıya bir bakalım. Okey. Şöyle yapabiliriz biraz daha. Bir daha bir bakalım. Evet daha iyi. Hatta bir tık bile şurasını böyle daha iyi oldu. Evet, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sarı yıldızı seçenler. Bakalım, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlar aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerjisi, durumu için neler gösterecek? Genel enerji durumu bakalım ne? Take off your mask. Take off your masks enerjisi geldi. Ee, maskeli olduğu durumlar söz konusu olabilir. Şu anda saklanıyor. Ee, gerçek yüzünü göstermiyor olarak gözüküyor. Devam edelim bakalım. Maskeli bir enerji ile gözüküyor şu anda. Üzerinde ağırlık oluşturan durum pişmanlıkları. Güncel enerjisi hmm, tasım onlusu. Ben direkt olarak hissettiğimi böyle söyleyeceğim. Birincisi bu kişi e, ailesiyle ilgili bir şeyleri saklıyor olabilir. Maskeli ve güncel enerjisi, aile enerjisiyle geldiği için. E, burada birkaç tane ihtimal var. Birincisi bu kişi belki de sizinle evlenmek istiyordu, sizinle yuva kurmak istiyordu. Ama e, burada bunu yapamamış, e, başaramamış olabilir. Ee, bununla ilgili e, belki sakladığı gerçekler olabilir yine aile bağlantısıyla ilgili ve zaten üzgün sizinle ilgili ve yaşadığı pişmanlıklar belki yanlış tarafı seçmesi ee, burada ailesi ve sizin aranızda kalıp belki e, sizi seçmemesi burada sizi kaybeden e, kaybetmiş bir enerjide sanki ve bununla ilgili bir pişmanlık içerisinde olduğunu söylüyor. Ve aslında ben şunu da hissettim. Sanki şu anda böyle çok iyiyim, çok mutlu bir aile hayatı yaşıyorum. Çok başarılıyım, ayaklarım yere sağlam basıyor. işte zenginim, param var, pulum var, başarılıyım gibi bir imaj çiziyor olabilir. Biraz böyle aileden gelen maddiyata da güvenen bir enerjisi var sanki gördüğüm. Ama Asıl maskelediği şey hüzünleri sanki burada. Sizinle ilgili yaşadığı pişmanlıklar, duygularının arkasında duramamış olması. Bu kişi evli olabilir, evli olmak zorunda değil. Evli değilse de aile bas aile baskılarıyla, ailevi baskılarla birazcık hayatını sürdüren ve kendisi olamamış birisi. O yüzden de hep maskelerle yaşamış birisi ve size de sanki gösterdiği o maskeli tarafı olmuş. Hatta şöyle demek istedim. Sanki maskelerinden birini size göstermiş. Ee, burada bir üzüntüsü, bir pişmanlığı var ama sizinle ilgili onun üzerinde ağırlık oluşturan. Peki geçmiş enerjisi. Yani bakın maske dedi kılıç yedisi enerjisini çok hissettim bu arada. Geçmişte kılıç yedisi, geçmişte ya, ya bu kişi evliydi ya başkasıyla bir ciddi yoldaydı ya da ailesi belki sizi istemiyordu bunu sizden gizledi ve hiç belki anlamadığınız bir şekilde ilişkiyi bitirdi. Siz diyorsunuz ki neden acaba? Ama o da diyor ki işte ailevi sebepler ve şu anda diyor ki çok iyiyim, ailemleyim vesaire. Vesaire ama bu aslında onun maskeli enerjisi. Yani e, dışarıya taktığı maske, persona diyesim geldi. Hani, <laughs> neyse. E, kılıç yedilişiyle geçmişte zaten size yalan söyledi. Bakın o aileye doğru gidiyor. Ben e, gerçek kendisine yansıtmadığını görüyorum. Bu kişi hatta aile içerisinde başka birisi dışarıda başka birisi oluyor olabilir. E, gelenek göreneksel kalıplarla yetiştirilmiş birisi olabilir. O yüzden böyle ya şey de hissettim. Evliyse de değilse de sanki aile içerisinde çok ciddi ilişki insanıymış gibi takılıyor falan. Öyle rol kesiyor ama dışarıda böyle flört peşinde e, falan hani böyle ciddiyetsiz bir enerjisi olmuş ve o ciddiyetsiz enerjiye denk gelen kişilerden birisi siz olmuşsunuz. Çünkü geçmişte sizinle ilgili enerji mimarisi kılıç edilisi. Ve evliyse de evli olduğunu gizlemiş zaten geçmişte. Şu anda biliyor olabilirsiniz ama çünkü onun enerjisinde geldi. Yine de bir pişmanlığı var ama güncelde onu söyleyeyim. Geçmişte yalanlarla gelmiş kılıç edilisi. Hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili, yetişme tarzıyla ilgili. E ee, belki çocukluğuyla ilgili bir sürü e, burada çok akışla bunu hissediyorum. Bir sürü yalan söylemiş. Yani 60'ta, 60 sanki öyle bir enerjide gözüküyor. Yine de günah kendis kendilerinde olsun aklınızdaki kişilerin ama akışta böyle bir akış e, gözüküyor burada. Peki sizinle ilgili çalıştırdığı güçlü pozitif enerjine Değne konusu aslında biraz bir utanma. Hani insanda ar olur derler ya biraz o, onda çalışmaya başlamış. Zaten güncelde de bir pişmanlık da vardı üzerinde öyle konuşuran sizinle ilgili üzüntü, sizi kaybetme durumu. Aslında şu an içerisinde bulunduğu ortamda böyle dimdik durmaya çalışsa da içsel olarak aslında melankolik bir durum içerisinde olması, bağımlılıkları olabilir belki ailesinden gizlediği. Yani herkese taktığı maskeler var sanki yerine göre ve bir türlü kendisi gibi olamıyor kimseye karşı. Ben öyle birisini görüyorum burada. Sizinle ilgili çalıştırdığı güçlü pozitif enerji değne konusuyla bir kere sizi bu kişi engellemiş olabilir. Ama hayatındaki belki başka sebeplerden, başka yüklerden, başka sorumluluklardan, yine aile konularından olabilir, iş güç bunlardan olabilir. Biraz da sakladığı durumlardan. Çünkü aslında hayatında hayatında size çok değer yokmuş. Zaten burada gördüğüm, ee, aynı zamanda ilk hissettiğim hani o insanda arı olur derler demiştim ya burada ben biraz böyle bir sanki yalanlarının altında söylediği yalanların altında ezilme enerjisini de çalıştırdığını görüyorum. Yani hatta belki kendi belki çevresindeki kişiler de ona diyordur ki yani bu kadar da yalan söylenmez be hani <laughs> hani sö söyledin diyelim hani her konuda mı söylersin? Ee, böyle biraz ona da e, biraz böyle nasıl desem? zorbalık diyesim geldi ama tam zorbalık da değil. Hani böyle şakayla karışık çevresi takılıyor olabilir. Yani bunda da mı yalan söyledin? Bunda da mı attın tuttun hani? Biraz böyle sanki böyle bir utanma, yaptıklarının altında ezilme durumu sizinle ilgili çalıştırdığını görüyorum. Ama e, bu onda aynı zamanda size karşı bir engel de oluşturan enerji aynı zamanda. Yani yaptıklarının altında ezilip size karşı isteklilik enerji çalıştırdığını görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Peki negatif zaten hani buradaki enerjilerde e, neyse kendi yorumumu katmayacağım. Peki negatif zayıf tarafı sizinle ilgili ne? Kılıç onlusu yani burada e, ben burada bakın e, bu klasik tarot destesi bu Arkanum tarot destesi burada yara alan taraf kadın olarak gözüküyor. Ben İlk hissettiğim yine aslında sizi sırtınızdan vurması. Ben onun acı çekmesinden ziyade evet o da acı çekiyor ama bu kişi sizi sırtından sırtınızdan vurmuş. Ee, hatta bakın burada sırtı da değil yanından ve önünden gibi yani biraz göz göre göre sanki yalanlarıyla sizi ee, çok fazla yalan söyle, söylemiş birisi enerjisini çok yoğun olarak akışla sanki bana sürekli yalan de yalan söylediğini söyle ee, hani gibi şeyler böyle akışla söylemem <laughs> aktarılıyor gibi hissediyorum. Ben burada birazcık sizi de sırtınızdan vurmasını onun negatif ve zayıf tarafı olarak görüyorum. Yani mert olmamış, delikanlı olmamış diye geldi. Hani kadın erkek fark etmez. Belki bunu bir kadın bir dişi enerji içinde dinliyor olabilirsiniz. Mert olmamış düzgün davranmamış ve sizi sanki göz göre göre kandırıp size acı çektirmiş. bu yüzden şu anda kendisi de acı çekiyor. Aile içerisinde kayıplar yaşıyor olabilir. Dik durmaya çalışıyor. Maddi güvencesiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Her şey yolunda, modunda takılmaya çalışıyor ama içinde bir üzüntüsü sizden size yaptıkları nedeniyle sanki bunları yaşadığını da bir noktada hisseden bir tarafı var ama acı çektirme olarak ben bu kartı daha çok burada hissediyorum ve görüyorum birazcık işte sizi göz göre göre aslında hani bir değil iki değil tam böyle on tane belki yalanla sırtınızdan vurması böyle dibe düşürmesi bu kişinin e, negatif tarafı olarak gözüküyor. Kendisi de zaten dipteymiş. Sizi de sanki onun o enerjisine düşürmüş gibi ve bakın e, şu an dikkatimi çekti. 10, 10 ve 10. Yani 3 tane 10 kartı bakın sırayla geldi. Bu da bana burada aslında şunu gösteriyor. Şu anda sizinle ilgili net şekilde bitti ve yoluma devam etmeye çalışıyorum ama yoluma devam etmeye çalışırken de çok tökezliyorum ve e, zorlanıyorum. Acı çekiyorum enerjisine gözüken bir durumda. Siz sizin de durumunu daha tamamlanmış bir durum olarak da görüyor kendisi. Yani Bakın 3 tane 10 böyle <laughs> dizilmiş burada. Ee, olası geleceğe birazdan bakacağız. Peki bu kişiye kartların sizinle ilgili tavsiyesi nedir? Ee, kılıç ikilisi diyor. Ee, bu kişi sizinle ilgili aslında karar verememiş. Seçmeli mi seçmemeli mi? Dediğim gibi akışla da onu hissetmiştim, görmüştüm. Ee, i̇ki şey arasında kalmış. Belki aile ve siz, işte işi ve siz ve burada bir seçim yapamamış. Şu anda da kartlar ona diyor ki, iç sesini dinle, e, duygularını dinle ve artık bir seçim yap. Bakın burada da bir dolunay var. Yine bir tamamlanma enerjisi. E, bir şeyi tamamlaması gerek bu kişinin artık. E, ben bir bedel ödemek gibi ya da bir e, helalleşmek gibi bir şey birazcık burada akışla hissettim. Bir karar verip artık harekete geçmesi gerekiyor. Bir de burada bu kartla şunu da hissettim. Yani görmedim, bilmiyorum, duymuyorum. Aynı tarafa gideceğim, bulamıyorum, bilmem ne. Bu mağdur edebiyatlarını da, bu böyle hani şey durumlarını da birazcık artık salağa yatma diyesim geldi. Yok işte çok sorunum var, yok hayatımda bilmem ne falan filan kartlarda diyor ki ona ya bir kendine gel bir zihnini toparla bir iç sesini dinle. Ee, çok kayboldun çünkü. Kendini çok kaybettin çünkü. Bir kendine gel ve senin için doğru olan seçimlerle artık ilerle hayatında. Kartın sizinle ilgili ona mesajı bu. Peki sizinle ilgili onu etkileyen dış etkene bakalım. Aslan adam ya burada bu kişinin çıkmaz gördüğü bir meselesi var. Çıkmazda gördüğü ve çözüm bulamayacağım. Mağdur edebiyatı dedim ya bakın <laughs> gelmiş bana önceden enerjisi. Yani asıl adam burada çıkmazda gördüğü bir durum içerisinde kendisi. Bir de ben şu anda kendisinin de sanki yargılandığı bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum. Yani gerçekten resmi bir süreç de olabilir. Resmi süreç dışında şöyle bir durum da olabilir. Örnek veriyorum ailesi ve çevresi de onu belki size söylediği ya da sizin gibi başkalarına söylediği yalanlarla, kandırmalarıyla onu birazcık böyle şey yapıyor olabilir. Ablukaya almış olabilirler. Şu anda kendisini bir çıkmazda görüyor ve bu durumla ilgili henüz çözüm aşamasını bulamamış bu kişi. Yani ben burada biraz şey görüyorum işte hani ne yapayım bu durumda böyle buradan çıkar yol gözükmüyor falan kafasında. İşte o yüzden kartlar diyor ki bu mağdur edebiyatından çık artık. O yolu sen bulabilirsin. O da iç sesine ve maneviyatına asan adam kartı da der. Maddi hırslarla değil maneviyatına yönelirsen burada bir aydınlanma yaşar ve yoluna devam edebilirsin. Evet, peki sizinle ilgili korkusu, korkuları ne? Burada bir kadın enerjisi görüyorum. Bu siz de olabilirsiniz. Ee, değne kraliçesiyle, Koç Aslan Yay etkili. Burcu bu olmak zorunda değil. Ben biraz sizden korkuyormuş gibi de hissettim açıkçası. Çünkü değne kraliçesi özgüveni çok yüksek bir kadındır. Enerjilere, e, dişil enerjilere diyeyim. Enerjilere işte yatkın, cadımsı bir tarafı da vardır. Hatta böyle biçimsi hani. Ee, ama öyle ucuz viçlerden değil, ee, herkesin ağzına pelesenk olmuş e, viçlerden değil. Neyse, e, burada hani o tarz bir enerjiniz de e, söz konusu. Başak Burcu olduğumdan mı bilmiyorum, arada böyle bir ince ince <laughs> alt metinleri de koyuyorum. E, neyse, burada e, böyle bir özgüvenli olma durumunuz e, Olma durumu. Bakın siz dedim. Ben bunu daha çok sizden korkma gibi hissediyorum dediğim gibi. Ya da burada böyle bir enerjide başka bir dişli enerjide olabilir ama ben bunu daha çok siz gibi hissediyorum. Ee, özgüvenli bir dişli enerjiden, onun karşısında duran, biraz da böyle sanki onun burnunu sürten demek istedim. Ee, kendisine e, belki artık yalan söyleyemeyeceği, e, her şeyin aslında... E, Farkında olan, her şeyi gören, e, hisseden e, ve böyle dimdik de ayakta duran bir dişil enerjiden kendisinin şu anda korktuğunu söylüyor. Yani korkusu direkt olarak bir dişil enerji olarak gözüküyor zaten burada. Ve özgüveni yüksek ve güzel de bir dişil enerji. Ben bunu hani dediğim gibi hissettiğim bu siz... E, bu kişi sizsiniz. Korktuğu kişi yüzleşmekten korkuyor gibi. Zaten asıl adam yüzleşemem diyor. Bakın burada da engel var diyor. Hani tamamlanma o durum tamamlandı diyor. Ama kartlar da diyor ki hayır senin bir bedel ödemen gerek. Belki bir helallik alman gerek. Yani böyle yok kaderim buymuş yok zor durumdayım bilmem ne. Söyleyeceğim demin söylememiştim ama salağa yatmakla kurtulamazsın e, dediği bir süreçten geçtiğini görüyorum e, sisteminde ona. Zorlanıyor da bu arada onu da söyleyeyim. Evet zorlanıyor ama kartlar diyor ki zaten sen seçmen gereken tarafı seçmediğin için zorlanıyorsun. Hala da işte bu durumları bahane ediyorsun. Hayır çık artık bu kurban bilincinden diyor sistem ona. Peki olası gelecek enerjisi sizinle ilgili ne? Kupa 8'lisi olası sonucu da bakalım. Bu iki kart biliyorsunuz artık birlikte değerlendirilen enerjiler. Ve e, tılsım altılısı... Şimdi bu kişi e, olası gelecekte sizden gerçekten helalleşme gibi bir durumla size gelebilir. E, yardımına ihtiyacım var. Şöyle bir konuda el uzatmana, şöyle bir konuda destek olmana. Bazılarınızdan maddi destek, borç isteme gibi bir durumla da gelebilir. Bazına, bakın o aile enerjisinin uzaklaşıp orada aslında içindeki boşluğun dolmadığını görüp kupa sekizlisiyle sizden bir yardım isteme. Belki helallik isteme, af dile ama ben sizden bir şey isteme enerjisini daha çok hissediyorum. Bazılarınız için şahitlik demek istedim. Adli bir durumu varsa onu destekleyebileceğiniz şahitlik yapmanızı isteyebilir. Maddi anlamda istekleri olabilir. Daha çok sizden yardım istemekle ilgili birazcık sizin kapınızı çalabileceği. Ee, olası gelecekte enerjileri söylüyor. Tılsım altılısıyla biraz tılsım altılısı alma verme dengesidir. Bana şunu da hissettirdi o yüzden helalleşmek için de gelebilir. Ben aslında zamanında şunu şunu yapmıştım. O yüzden şu anda perişan haldeyim. Çok kötü haldeyim. Hani beni affet. Hani işte o yüce gönüllülükle belki onun yanında destek olmanızı bir şekilde isteyebilir. Ama bakın burada da bir terazi var. Bana adli bir süreci varsa o konuda da sizden maddi manevi ya da şahitlik gibi belki bir yardım isteyebileceğini hissettirdi. O yüzden kartlar. Evet aklınızdaki kişiyle ilgili birinci destedeki enerjiler bu şekildeydi. Peki... Aklınızdaki kişiyle ilgili size kartların tavsiyeleri neler? Onlarla devam edelim. Onlara bakalım. Self-sabotaj. Burada kendini e, sabote etme diyor kartlar size. E, kendini kandırma. E, gölge taraflarınızın bu kişiyle ilgili sizi yönetmesine izin vermeyin. E, gölge taraf nedir? Bazen belki e, birisi tarafından... Ya mesela diyorsunuz ya kandırılmayı da seçmemişimdir herhalde. Hayır, gölge tarafını seçiyor aslında. Yani çünkü bir şeyleri gö görüp çözün diye kandırılmayı da seçiyorsunuz, aldatılmayı da seçiyorsunuz. Bunun işte farkındalık o yüzden önemli. Mesela ben videolarda 1500 kez bana hayırlısı diye yorum yazmayın dememe rağmen videolarda hala hayırlısı diye yorum yazanları görüyorum. Hani bir yerden sonra artık bu kişileri engelleyeceğim onu da söyleyeyim. Çünkü ben artık yani şeyim, müsamaha göstermek zorunda değilim. 10 kez demişimdir belki, belki de daha fazla. Benim videomda yazmayın ve ben hayırlısı diye yazılan bir yorumu videomun altında tutmuyorum. Hayırlısı demek işte mesela buradaki enerji. Senin aldatılman da hayırlı olabilir senin için. Sen, sen seçiyorsun çünkü onu. Gölge tarafın seçiyor. Ya da senin e, kandırılman, üçüncü kişi olman belki hayırlı senin için. E, düzgün bir ilişki yaşamaman senin için hayırlı belki. E, o yüzden biraz daha ben bunun açıklamasını çok kez yaptım. Tekrar yapmayacağım o yüzden. Ama biraz işte bir şeylerin e, farkında olarak ilerlemek önemli kendi hayatınız içinde burada ben biraz kendinizi sizin de gölge taraflarınızla özellikle sabote ettiğinizi görüyorum. Simplify your life e, diyor burada da travel lightly. E, release your guilt. Kendinizi suçluya olabilirsiniz işte self sabotaj. E, kendinizi suçluya olabilirsiniz. Neden inandım? Neden güvendim? E, belki hala belki bir şey yapabilirdim olmadı falan filan kendinizi suçladığınız konularda da um, serbest bırakmanız gerekiyor bu suçluluk enerjisini. E, burada gördüğüm ve birazcık daha bu kişi yani Travel and Lightly, Simplify Your Life enerjisi bana şunu hissettirdi. Bu kişiyle ilgili kendinize ağırlık ettiğiniz düşünceleri bakın. Şu kara bulutları, fısır fısır belki zihninizin size söylediği aslında o gölge taraflarınızın size söylediği e, böyle hani e, böyle karanlık düşünceleri, fısırtıları e, bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunlar size yük oluyor. Bunlar kendi kendinizi sabot etmenize neden oluyor. Bakın kadının elindeki mum bile sönmüş. Kendi kendinizi karanlıkta bırakıyorsunuz ve bunu bırakmanız gerekiyor. Bunun için kendinizi suç suçlamayın. Neden inandım, neden güvendim gibi mesela suçlamalar içerisine girmeyin ve bu kişinin sizde oluşturduğu maddi manevi, enerjisel tüm ağırlıklardan arınmanız gerektiğini görüyorum ve kendi yolunuza birazcık da odaklanmalısınız. Bakın sırtında bir enstrüman var. Belki bazılarınız enstrüman çalmak istiyor, müzikle ilgilenmek istiyor, belki ses eğitimi almak istiyor gibi gibi e, hobilerinize, yapmak istediğiniz şeylere birazcık daha odaklanarak o doğrultuda yol almanız gerektiğini görüyorum. Bu kişiden gelen yüklerinizden arınarak, çünkü siz kendiniz, kendi kendinizi sabote ederek bu kişinin yüklerine yüklenmeye çalışmışsınız. Bu kişinin enerjisel anlamda da belki şeytanları kendinize bu yüzden çekmiş olabilirsiniz. Ben biraz burada ikiz alev ile ilgili bir enerji hissettim şu kartla. Çünkü ikiz alev bağlantılarında bazen ikiz alevdeki şeytanlar eğer ikiz alevlerden birisi durması gerektiği yeri bilmezse ve karşıdaki kişiye ayı çok zor durumda ona sevgi yollayalım, onun için esma çalışması yapalım, şöyle yapalım e, falan filan gibi saçmaladıkça bir yerden sonra onun şeytanları da ee, o diğer ikiz aleve musallat olabiliyor çünkü açık açık artık konuşacağım ee, burada biraz böyle durumlara da maruz kalmış olabilirsiniz bu kendi kendinizi sabote etmeniz işte mesela buradaki sabota sabotaj ne o benim ikiz alevim onun için çalışma yapayım hayır ee, onun da yüksek benliği onun da gölge tarafı büyüyse de Allah izin vermeden hiçbir şey olmuyor şimdi bu anlayışa sahipse herkes zaten hani dininiz ne olursa olsun ol demeden hiçbir şey olmuyor. Ee, inancına sahipseniz ki zaten sistem evren böyle işliyorsa o zaman onun da şeytanları varsa büyüdü, bilmem neydi yaşadığı zor durumlarda. Demek ki o da kendisini onu seçti aslında. Neden? Ee, bir şekilde bir şeyi atlayabilsin, bir şekilde bir level atlayabilsin diye. Bazı kişilerin mesela hadi böyle şeytanları, bilmem neleri, negatif enerjileri ee, aslında o kişiler e, ruhsal olarak o anlaşmayı yaptığı için oluyor. yani belirli bir kat ede, belirli bir e, seviye katedebilsinler diye oluyor. Burada birazcık siz onun ruhsal anlaşmasına burnunuzu sokmuş da olabilirsiniz. Bunu herkes için demiyorum. Özellikle böyle ruhsal bağlantı bilmem ne deyip? E, onun adına böyle şifa sözde Şifa çalışmalarıyla, biraz onun tekamülüne müdahalede bulunmaya çalışanlar onun şeytanlarıyla da böyle musallat gibi uğraşmak durumunda kalmış olabilir ama bu aslında sizin kendi kendinize bakın kendi ışığı da sanki kendi mumu da sönmüş burada gördüğüm ve hani bakın perişan sanki hani üstü başı karanlık hani burada biraz böyle kendi kendinizi yanlış yönlendirdiğinizi de görüyorum ya da karanlığın karanlık boyuttan aktarma yapan kişilerin her ne kadar ikiz alev adı altında yapsalar da o açıklamaları birilerinin de böyle yanlış yönlendirmesini yaşamış olabilirsiniz ama belki de işte hani hayırlısı buydu sizin deyiminizle. İşte hayırlısı dememek lazım o yüzden. kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, güvenle, Allah'ın rahmeti, merhameti kolaylaştırıcılığıyla şeklinde ben e, diyorsam demek ki e, bu şekilde e, dememde bir sebep var ki diyorum. Bunu da çokça kez dediğim gibi zaten açıkladım. Aslında burada da e, açıklamış oldum. E, size tavsiyeler bu şekilde. Hadi şu salt, sabotaj kalmasın e, üstte. Şu kalsın. E, kendi e, suçluluk enerjinizden özgürleşmeniz gerekiyor. Bir de ee, birazcık kendiniz için cesaretlenmeniz gerektiğini de hissettim buradaki ateşlerle suçluluk enerjisini yok edip cesareti kendinizde kendiniz için e, ayağa kalkabilme hayata devam edebilme noktasında e, biraz ateş enerjinizi de e, dengeleyebilirsiniz Zaten bakın burada ateşi sönmüş demiştim ya bazılarınızın hayat enerjisi çekilmiş olabilir, e, hayat enerjiniz sönmüş olabilir. E, o yüzden ateş enerjisi böyle belki bir mum yakıp onu izleyin. E, hani ateş enerjisiyle de dikkatli çalışmak gerekir çünkü e, kök enerjisi, kök çakra. Hayat enerjisi işte çekilmiş burada gördüğüm. Kök çakradan enerjiniz çekilmiş olabilir. Burada sadece kök çakra değil açıkçası 3. göz 7. çakra rüyalarınız bile karanlıklaşmış olabilir gibi görüyorum. Hayatınız kararmış sanki bu kişi nedeniyle. Birazcık siz de o kişinin yoluna saygı göstermediğiniz için enerji çalışmaları falan yapmaya çalıştıysanız sözde masum amaçlarla Biraz bu nedenle de başınıza böyle şeyler çekmiş olabilirsiniz. Bunlardan özgürleşmeniz, arınmanız gerekiyor. Ateş elementiyle de eğer hayat enerjim yok, böyle kolumu kaldıracak halim yok, iptal 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 gibi şikayetleriniz varsa ateş elementiyle de e, bir proses kendinize araştırıp e, belki bilen kişilere danışıp hazırlayabilirsiniz. Peki tavsiyelerle devam edelim. Uh... Ya burada bir şeyleri artık zorlamamanız gerektiğini görüyorum. İnada bindirmemeniz gerekiyor. Hani ben istiyorum benim olacak anlayışından biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Bir de kupa dokuzusu da bana daha çok bireysel hayallerinize de odaklanmanız gerektiğini hissettirdi. Şurada demiştim ya bakın enstrüman var diye kupa prensi. Ya burada hani kupa prensi de işte böyle sanatsal konular işte hobiler vesaire bunları da gösterir. Moda olur, sanatsal konular olur, müzik olur. Biraz bunlarla ilgili gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinize odaklanmanız gerektiğini görüyorum ve bu durumla ilgili inat çalıştırmayı bakın şöyle artık çekişme içerisinde olmayı belki sinirlenmeyi öfkelenmeyi inat etmeyi bir noktada belki aklınızdaki kişiyle de kendi içinizde bir kavganız bir çatışmanız bir inatlaşmanız olabilir ya da onun hayatındaki belki aile bağlantılı enerjilerle bir çatışmanız inatlaşmanız söz konusu olabilir. Burada gördüm bu olabilir bundan da e, özgürleşmeniz gerekiyor Dünya kartı kupa dokuzuusu kendi merkezinizde kendi dileklerinize odaklanıp bu durumla ilgili artık sizin de bir tamamlanma e, enerjisine geçmeniz gerekiyor Bu durum benim için. E, tamamlandı. Ben buradan derslerimi aldım. Kolaylıkla, sağlıkla ve kendi merkezimdeyim. Kendi mutluluğum, kendi e, kendi mutluluğum, kendi sağlığım, kendi güzelliğim, kendi hayallerim için yaşıyorum enerjisine geçmeniz gerekiyor. Bu bencillik değil. Kendi merkezinize tekrar konumlanmanız gerektiğini görüyorum. Çünkü siz merkezinizi kaybetmişsiniz. Kendi merkezinize bu kişiyi koymuşsunuz. Evet, birinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Bu arada yorumlardaki teşekkür butonundan teşekkür ederek ve kanalımdaki katıl butonundan üyelere özel imparator üyeleri, imparatorçu üyeleri ve yıldız üyeleri kısmından üye olarak ya da teşekkür butonuyla da ekstra kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Evet, ikinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, sizin için de bu destemi seçmiştim. İkinci desteği seçenler. Mor yıldızı seçenler niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım burası da çok istekli gelmeye. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi ne? İkinci desteği mor yıldızı seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi nedir? Evet, biraz daha karıştıralım. niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizinle ilgili üzerinde ağırlık oluşturan durum bu mu şu mu ya kararsız kaldım şu şunu alacağım vazgeçtim şu şunu daha çok hissettim bu neymiş evet aklınızdaki kişinin sizinle ilgili pozitif Güçlü tarafı, tarafları. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili negatif, zayıf tarafları. Şu. Aklınızdaki kişi kararsız biri mi acaba ya da bir öyle bir böyle biri mi? Yine kova ve ikizler <laughs> akışı. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili geçmiş enerjisi. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası gelecek enerjisi. Sizinle ilgili aklınızdaki kişiye kartların tavsiyesi. Aklınızdaki kişiyi sizinle ilgili etkileyen dış etken. Dış etkenler. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili korkusu ya da korkuları. Ve aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası sonuç enerjisi. Aklınızdaki kişiyle ilgili size tavsiye. Aklınızdaki kişiyle ilgili kartların size tavsiyesi. Aklınızdaki Ay. aklınızdaki kişiyle ilgili kartların size tavsiyesi şu an Evet açıya bir bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Evet ikinci desteği seçenler. Mor yıldızı seçenler niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi <laughs> neymiş? Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. A, sadness. Ee, bir üzüntü, bir üzülme enerjisi geldi burada. Ben biraz ama bakın burada bir paint e, resim sanki hani palet var, e, boya paleti ve fırça var. Bu paletlerde gouache boya çalışması ilkokuldayken falan çok yapardık ve çok severdim. O aklıma geldi. Ee, neyse burada... <laughs> neyse burada ben evet kendisi de sizinle ilgili üzülüyor olabilir ama akışta hissettiğim sanki sizi de üzmüş birisi bu, bu kişi ve sizin üzgün olma durumunuzla ilgili de yaşadığı bir hüzün olabilir ama bir taraftan ben biraz sayku bir enerji de hissediyorum burada. Özellikle şu köşedeki şu paleti görünce de sanki sizin üzgün olmanız, üzgün belki ruh haliniz, biraz sizi üzmekten bir taraftan üzülürken bir taraftan zevk alan böyle sayku delik bir şeyi de olabilir bu kişinin. Hani üzülünce de çok işte tatlı oluyorsun, üzülünce de çok güzel oluyorsun. Hoşuma gidiyor seni üzmek gibi. Ee, bir enerji söz konusu olabilir. Bir taraftan üzülüyor ama bir taraftan da hoşuna da gidiyor olabilir. Belki sizi o halde de görmekten hoşlanıyor olabilir. Ee, i̇şte e, o halde de güzel buluyor olabilir gibi gibi. Böyle salkadelik bir <laughs> enerji de akışla gösterdi kartlar. Devam edelim güncel enerjisiyle. O, kılıç kraliçesi geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kişiye eril ve dişli olarak söyleyeceğim. Önce durum olarak söyleyeyim. Burada arada birazcık soğuk rüzgarların estiğini görüyorum zaten. Aranız biraz açık, mesafeli bir enerjide gözüküyorsunuz. Burada bazı bazılarınız özellikle izleyen dişli enerjiler. Erilseniz, dişilseniz kendinize göre bu doğrultuda dinleyin. Dişil enerjiler de sanki bu kişiye karşı birazcık e, tavır almışlar e, ee, belki kendilerini üzdüğü için, belki böyle bile isteye üzücü durumlar, üzücü laflar, belki üzüldüğünüzü bileceği ya da üzüleceğiniz şeyleri size böyle inadına söylemiş gibi görüyorum ve sizi bir yerden sonra sinirlendirmiş olabilir. Ee, burada birazcık ona karşı sinirli olduğunuzu söylüyor. Aynı zamanda o da ama sizin bu sinirli ve mesafeli halinize kendisi de mesafeli bir enerji içerisinde. Burada gördüğüm bir de burada korktuğu ve onu yönlendiren Hayatında bu herkes için geçerli olmayabilir ama bir e, dişil figür de olabilir e, burada ama her ne kadar bakın sinirlenseniz de e, sanki e, öfkelenseniz de üzeriniz üzerinde ağırlık oluşturan durum e, birazcık şey bu kişi e, nasıl desem. Ya dedim ya dengesiz bir öyle bir böyle akışla kartları çekerken demiştim bakın bir öyle bir böyle bir tarafı var ve ikizler kova enerjisi hissettim yine demiştim. Sizin enerjilerinizde de bir destede o enerji gelmişti galiba doğru hatırlıyorsam. Ya ne var burada biliyor musunuz? Hani böyle lisede falan çocuklar olur ya böyle ergen kişiler seviyor mu sevmiyor mu uğraşır takılır ya da böyle küçük çocuklar mesela sevdiği kızları ağlatır saçını çeker falan ama sonra da yo sevmiyorum ki hani umurumda değil o kişi falan. Biraz size karşı böyle bir enerjisi var bu kişinin. Bir öyle bir böyle bir kere ben dengesiz olduğunu görüyorum. Sanki sizi üzüyor. Aslında o da üzülüyor ama sonra diyor ki e ee, ne yapayım hani. E, biraz böyle siz de tatlı sert belki ona yine adım atıyor olabilirsiniz. Yine böyle bir her ne kadar soğuk da olsanız belki böyle hani bu kez belki bir düzgün bir şey söyler, düzgün bir şey yapar gibi Belki hani bir şey yapıyorsunuz, belki günaydın diyorsunuz, mesaj atıyorsunuz, bir tavır sergiliyorsunuz. Bakın o noktada da sanki hani isteksizlik var. Ben bir de genel olarak hayata karşı da bir isteksizlik, böyle bir şımarıklık içerisinde oldum. Bu kişi şımarık birisi olabilir. E, bu enerjiyi çok hissettim çünkü ya bakın burada da hani üzüntü geldi ama işte kartları ezbere yorumlamamak o yüzden önemli. Ben burada sanki sizi üzüp ondan zevk alıyormuş gibi hissetmiştim zaten ve dengesiz, sarkadelik bir tarafı olabilir demiştim. Yani manik depresif gibi hani ya da hani burada illa öyledir demiyorum. Ben psikolog değilim onun ya da psikiyatrist değilim onun tanısını tabii ki de koyamam ama enerjisinde biraz sarkadelik, biraz manik, depresiflik enerjisi görüyorum. Bir öyle bir böyle tarafı var. Bilerek üzüyor sanki sonra da diyor ki yo o benim ilgimi çekmiyor ki falan hani e, böyle. Eee biraz şımarık bir enerjisi var aslında bu şımarıklık bu isteksizlik ne yaparsa yapsın aslında hayattan da zevk alamayan sadece siz değil başka konularda da genel olarak hayattan zevk alamayan bir enerjisi var ve bu onun üzerinde ağırlık oluşturan durum bir de bazen dediğim gibi sizle de ne kadar sinirlenseniz de belki böyle bir mesafe koyacağım falan deseniz de Yine böyle hani insanlık bende kalsın deyip böyle bir belki günaydın diyorsunuz, merhaba diyorsunuz. Ee, ona karşı da böyle bir şey oluyor olabilir. İsteksizleşiyor olabilir, görüldü atıyor olabilir, duymazdan geliyor olabilir. Ee, cevap veresim gelmiyor çünkü o an. Ama bu durumda benim üzerimde aynı zamanda ağırlık da oluşturuyor. Yani bu isteksizliğim bana da iyi gelmiyor diyor aslında. O yüzden dedim yani böyle bir öyle bir böyle bir enerji gözüküyor şu anda. Peki geçmişte bu kişi size karşı nasılmış? <laughs> Sorunlu bir enerji görüyorum burada gerçekten hani çok böyle ergen enerjisi görüyorum. Geçmişte gerçekten sizi sinir etmekten hoşlanan bir yapısı varmış sanki. Bilerek kıskandırmaya çalışmış olabilir, bilerek tartışmaya çalışmış olabilir. Biraz böyle ayrı dünyaların insanı olduğunuzu da düşünüyor burada gördüğüm. Bazılarınız için sizi rakibi olarak da görmüş olabilir. Ya ben şey hissettim. Bir konuda bile isteye size sataşması sanki. Ya da böyle belki sizi kıskandırmaya çalışması burada biraz böyle şey kaotik enerjilerden beslenmiş sizinle ilgili geçmişte bir tartışma enerjisi var bir kaotik durum enerjisi var geçmişte de bakın yine bir stabil enerji yok yani e, saykadelik bir tarafı gözüküyor bu kişinin ya manik bir tarafı gözüküyor geçmişte işte kargaşa kaotik kaotik durumlar anlaşamama biraz siz bilerek yine belki sinir etme e, tartışmaya sürükleme o tarz enerjiler içerisindeymiş. Zaten bakın o durumlar nedeniyle dişil enerjiler daha burada soğuk gözüküyor. Burada. O duruma karşı da e ne yapayım? Hani sanki ben mi yaptım diyor ama aslında o yapmış. İçten içe de bundan da aslında burada memnun olduğunu söylemiştim. Ama bir tarafı bundan da aslında memnun değil. Yani hayattan tad alacak şey bulamadığı için sanki biraz insanlara sataşarak mutlu olmaya çalışan birisi ya da kaostan beslenmeye çalışan birisi ama kaostan da beslenemiyor gibi görüyorum. Peki sizinle ilgili çalıştırdığı güçlü pozitif enerjine. Bakın kaos kaos diyorum. Akış o kadar güzel ve hani baştan açmadım. Bakın sırayla açıyorum. Görüyorsunuz ne kadar akışın doğru olduğuna siz de şahit oluyorsunuz burada. Kılıç 5. Ya bakın şu enerji size hiç sakinlik hissettiriyor ama bu kartın anlamını bilmiyorsunuz diyelim şu, şu, şu kart size hiç sakinlik enerjisi hissettiriyor mu yani? <laughs> Ee, sinirli birisi bu kişi öfkeli birisi böyle hop oturan bakın ikizler ve kova dedim ee, daha böyle yine ate şey ateş diyorum ee, hava enerjileri de gözüküyor Ateş enerjisine sahip birisi de olabilir hava ve ateş zaten böyle onu yerinde durdurtmuyor olabilir bir tarafa ama bir, taraf, bir tarafı kalk gidelim derken bir tarafı otur oturduğun yerde diyen bir enerji de gibi size bu kişi öfkeli sinirli geçmişte de kavga geldi zaten mesafeli. Başta da dedim. Aranızda mesafeler var. Kaostan beslenen birisi ya. Kısmetse olur ilişkileri aklıma geldi gerçekten. Oturup izlemiyorum ama o kadar çok keşfette falan reklamları çıkıyor ki. Tarot sayfamda falan. insanlar takip ediyorsa demek ki. Benim kendi bireysel hesabımın keşfetinde öyle şeyler gözükmüyor Allah'tan çünkü. O kadar çok görüyorum ki izlemiş kadar oluyorum yani bir yerden sonra. Burada biraz o tarz hani e, şeyleri görüyorum biraz. Derinliği olmayan hop otur hop kalk ilişki enerjisi gösteriyor. Ve şu an size karşı çalıştırdığı güçlü pozitif taraf biraz e, öfkeli olması yine. Böyle anlık Sanki böyle bir sataşma isteği yine kılıç şövalyesiyle gözüküyor. Peki sizinle ilgili negatif e, tarafı, zayıf tarafı ne? Ay yani ruhsal dengesiz gerçekten psikolojisi bozuk olabilir. Bakın ay geldi. E, gerçekten tedaviye ihtiyacı olabilir. Ee, bunu ciddi olarak söylüyorum hani e, bu tarz şeylerle zaten dalga geçecek birisi değilim ama düşük bilinçteki insanlar bazen e, doğru anlasın diye bu böyle alt metinleri açıklamaları geçiyorum yapıyorum. Burada e, gerçekten psikolojik sorunları olan birisi olabilir. Kendi içinde aslında çok huzursuz olduğunu söylüyor. Size karşı da bir soğukluk enerjisinde onu da söyleyeyim. Bu kişi sizden... Yani ben bu kişiyi sizi seviyor diyemem ama sizinle de uğraşmayı, sizin çıkardığı kaostan beslenmeyi belki kıskandırıp kıskanılmaktan beslenmeyi öfkelenip ona öfkelenmenizden beslenmeyi seven birisi. Çünkü hayatta beslenebileceği bir alanı kalmamış. Mutlu olabileceği bir alanı kalmamış ve bunlara başvuruyor ama bunlardan da bir yerden sonra sıkılıyor gibi. Yani burada negatif zayıf tarafı bu kişinin bir kere psikolojisinin ruhsal sağlığının bozuk olabileceğini söylüyor. Kafa dağınık, kafa dalgın. E, iniş çıkışları çok fazla. Yani akış o kadar güzel akmış ki daha kartları çevirmeden o doğrultuda da enerjiler geldi. Ayı bu kişinin hava grubu olabilir, belki e, yay olabilir ay, e, ya da böyle ikizler ve kova yine olabilir, e, terazi olabilir. Ayı özellikle ay burcu, hava ve ateş enerjisi de olabilir ama ateşte aslan ve belki koç da olabilir. Ay koçların da böyle bir hurra durumu olabiliyor ya. Aslan ay Aslan değildir belki ama ay ikizler, kova, terazi ya da e, koç veya yay olabilir bu kişi ayı. Değişken enerjilere sahip birisi olarak görüyorum daha çok. Ama yani öyle geldi ay kartıyla. Ee, aslında korkan da birisi. Ne istediğini bilmeyen birisi. Kendini bulamamış birisi. Şu anda kayıp bir enerjide. Ee, kendisinin kim olduğunu ve aslında nasıl birisi olduğunu sorsanız... Belki bu kişi bir sürü maval okur. Ben şöyleyim, ben böyleyim diye. Ama hiçbiri aslında gerçek o değil. Ee, burada. Biraz yalan da söyleyebilen. E, aslında kendini de kandıran birisi olduğunu söylüyor ay kartıyla. Ee, Bağımlılıkları olabilir bazen. Ee, çok bağımlılık enerjisini hissetmedim ama yalana çok başvuruyor gibi görüyorum. Çünkü ruhsal sağlığı da çok e, bozuk birisi olarak gözüktü burada. Şüpheci birisi olabilir. Kaotik birisi ya yani kaotik birisi bu kişi. Kavgadan, gürültüden, kıskançlıktan işte o ilişkideki kaostan beslenen birisi. Ama bu da artık onu beslemiyor işte. Manik depresif tarzı birinin enerjisini okuyorum sanki şu anda. Ee, i̇zleyen, beni takip eden, benden danışmanlık alan psikolog danışanlarım da var. Ee, zaten bu enerjileri görünce, aktarınca onlar da belki daha iyi anlayacaklardır. Ben işin hani dediğim gibi o boyutunu bilmem ama gördüğüm enerji bana e, çok böyle o tarz kişilere gösteriyor burada. Peki e, gözüküyor yani gösterdiğim. Evet bunlar gözüktü. Peki... E, aklınızdaki kişiye sizinle ilgili kartların tavsiyesi ne? Aha, <laughs> şeytan kartı. Ya Dediğim gibi burada bu kişiyle aranızda çok yüksek ihtimal zaten belki bir türlü kopamadığınız, hatta belki mutlu zamanınız ne zaman desek. E, belki mutlu zaman bile e, sayamayacağınız ya da saysanız bile iki tane, üç tane mutlu zamanınız varsa beş tane, on tane mutsuz ve kavgayla geçen bir ilişki sanki bu. Ee, ona tavsiye biraz ben burada sizin de gölge taraflarınızda bu kişiyle ilişkiyi sürdürdüğünüzü görüyorum bağımlılık gibi yasak ilişki gibi bir durum olabilir aranızda ya kartlar ona diyor ki aslında birazcık e, sizin de e, yani şimdi bu kişi siz, siz bu kişi sizin karşınıza geldiyse burada tek suçlu o değil. Onu söyleyeyim. Kartların ona tavsiyesi birincisi bu kadar kaotik ilerlememesi noktasında, e, aranızdaki ilişkinin sağlıklı olmadığını, sizin de onun için doğru kişi olmadığınızı söylüyor aslında. Sizin de ona oyunlar oynadığınız, sizin de ona akıl oyunları yaptığınız kılıç kraliçesi olarak geliyor dişillerde zaten. Onu kendinize bağlamaya çalıştığınız belki. E, daha çok maddiyat ve cinsellik üzerine ya da yasak aşk üzerinde bir ilişki çal yaşamaya çalıştığınız bir durum olabilir. O yüzden onun bu oyunlarına da bir taraftan geliyor olabilirsiniz. Ama burada kılıç kreçesi bu oyuna geliyorsa bilerek geliyordur. Onu da söyleyeyim. O işte gölge tarafını iki tarafta burada gölge tarafını besliyor birbiriyle. Ee, bu arada kolektifte çok gölgeler üzerine bir akış ve gölgelerle yüzleşilmesi gerektiği üzerine bir akış görüyorum. Kartlar ee, ona diyor ki aslında bu kişiye karşı dikkatli ol çünkü ee, bu kişiyle mutlu değilsin sadece hazlarınız tutkularınız ve arzularınız için bir arada duruyorsunuz ee, ve işte kaostan besleniyorsunuz ve bunu artık bırakmanız gerekiyor ve bunu aslında istediğinizde e, özgür iradenizle kolayca yapabilirsiniz sadece hırslarınıza arzularınıza e, kaotik enerjilere e, bağlanmamanız gerekiyor kaostan beslenen birisi e, yani onu kaostan besleyecek birisini bulur zaten Burada siz de çok masum gözükmüyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Şeytanla geliyor çünkü ona tavsiye sizinle ilgili. Siz de çok masum değilsiniz. Yani dikkat et diyor. Sen diyor kaostan beslendiğin için seni kaostan besleyebilecek birisini e, seçiyorsun. O yüzden e, şeytanın kölesi oluyorsunuz. Bundan çıkmak sizin elinizde. E, karanlık boyuttan, yasak aşk boyutundan, bir ilişki yaşadığınızı görüyorum. Ve sanki olmayacak bir ilişkiyi birbirinize iyi gelmediğiniz bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ama bakın yine söylüyorum sizi de onu yönetmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda. Bu kişi zaten ondan beslenmeye çalışıyor. Ama bazen o da onu e, tatmin etmiyor. Ondan da hoşlanmıyor. O da ona bakın buradaki gibi hani, hani bundan da doymuşuz artık gibi bir kafaya erişiyor sanki. Bu da artık beni e, hani böyle şey heyecanlandırmıyor kafasına giriyor. Peki onu sizinle ilgili etkileyen dış etken. Değnek dörtlüsü. Burada bu kişi başkalarıyla ilişki yaşayan birisi olabilir, flörtöz birisi olabilir. Bana çok dışarıda başkalarıyla görüşen, eden, e, işte yiyen, içen birisi olabilir. Sosyal birisi aslında. Bu kişi böyle yalnız, evet psikolojisi bozuk olabilir ama yalnız bir kişi değil mesela burada gördüğüm kişi. E, sosyal birisi zaten... E, Manik depresifler genelde zaten sosyal kişiler de oluyor. Ama bir mesela böyle bir bakıyorsun çok mutlu. Bir bakıyorsun dipte falan. Ee, ben direkt olarak şey hissettim ya. Ya bu kişinin başka birisiyle de bir ilişkisi var. Ya da böyle flörtleştiği başka kişiler de var. Bazılarınız için hatta şöyle bir durumu olabilir. Başka birisiyle ciddiyete giden bir ilişkisi olabilir. Hayatında. Düğünüydü, nişanıydı falan belki onları planladı. Ya böyle bir mutluluk enerjisi görüyorum ama bu başka tarafta. Ya da bir kutlama ya da şöyle söyleyeyim bir mezuniyeti olabilir. Ee, belki işle ilgili bir terfi durumu olabilir. Bir projeyi başarıyla tamamlama durumu olabilir. Ama sizin içinde olmadığınız ya da böyle sanki onun daha çok kendi sosyal ortamıyla ilgili mutlu olduğu Ortamları gösteriyor kartlar. Onu etkileyen dış etken. Yani beslendiği sizin dışınızda başka sosyal ortamlar gösteriyor. Başarılı olduğu belki. İş yemeği olabilir. Oraya çıkıyor falan olabilir. Ee, aslında hani hoş, güzel, kutlamalara katılan, sosyal, e, başarılı gözüktüğü bir sosyal ortamının e, olduğunu, onu etkileyen dış etkenin bu olduğunu söylüyor burada. Peki korkusu ne sizinle ilgili kılıç ikilisi. Yani bakın çok böyle şey ya sizinle ilgili bu kişinin korkusu bir karar vermek, net olmak, net olmak istemiyor. Ben dediğim gibi burada sizi birazcık ya yani sizinle şu durumun ötesine geçmek istemeyen birisi var. Çünkü şu durumdan besleniyor. Yani siz onun için böyle mesela ee, aynı evde mutlu yaşayacağım, Hayatında mesela böyle işte huzuru paylaşacağı, mutluluğu, güveni paylaşacağı birisi değilsiniz. Bu doğrultuda birisi olmanızı da istemiyor bu kişi zaten. Çünkü sizi böyle bir yere konumlandırmamış. Sizi gölgesini besleyecek birisi olarak konumlandırmış. Ve korkusu da sizinle ilgili karar vermek, belki bir seçim yapmak. Hayatının daha net, daha böyle düzgün bir yerine sizi koymaktan korktuğunu söylüyor. Çünkü ben o kişiyi öyle bir enerjide görmüyorum diyor. Ve yine kılıç kilisi, yine böyle bir kararsızlık, yine böyle bir zihnin net olmaması bakın. Sizinle ilgili bir yön belirlemekten korkuyor. Yani öyle durun, belirsizlikte kalın isteyen birisi bu kişi. Bir de dedim ya siz de çok masum gözükmüyorsunuz. Siz de onu yönetmeye, yönlendirmeye, etkilemeye çalışıyor olabilirsiniz. Birazcık bu doğrultuda da karar vermekten ve yol almaktan korktuğunu görüyorum. Hani bu etkiyle bir karar vermekten de korkuyor aslında. Çünkü sizi çok hayatında isteyen birisinin enerjisini görmüyorum. Çok soğukluk ve kaotiklik enerjisi gözüküyor burada. Sadece arada o kaostan beslenen, aslında sanki o kaosla da eğlenen, ...bir enerjisi var gibi. Aslında kendi içinde mutsuz çünkü. Ama bakın sizinle böyleyken... ...başka yerde mutlu olmayı da biliyor bu kişi diyor. Peki belki iş hayatında... ...hani illa başka kişi gibi düşünmeyin ama... ...ben burada biraz başka kişi enerjisi de hissediyorum... ...onu da söyleyeyim. Peki olası gelecek ve olası sonuç enerjisine bakalım... ...sizinle ilgili... Bakın yine soğuklu. Bakın <laughs> dediğim gibi aranız açık bu kişiyle zaten. Kılıç kraliçesi kılıç kralı bu kadar olur. E, ve şeytan da siz zaten... Bu kişiyle birbiriniz için doğru kişiler değilsiniz diyor kartlar. Olası gelecekte burada e, sizden uzaklaşacağını, size karşı daha soğuk bir enerji içerisinde olacağını, daha mesafeli olacağını görüyorum. E, kılıç kralıyla geldi bir de hani kılıç altılısı. Daha sizden uzaklaşma, size mesafe koyma, belki çok fazla sizinle aynı ortamlarda bulunuyorsa da bulunmamaya çalışma. Belki çok böyle aynı ortamlarda bulunuyorsanız yüzünüze bakmamaya çalışma. Yüz yüze gelmemeye çalışma. Aranızda fiziksel mesafe varsa Bu arada şu anda fiziksel mesafe yoksa olası gelecekte kendisi belki bir uzaklaşabilir. Fiziksel olarak da uzaklaşabilir burada gördüğüm. E, bu doğrultuda bir karar alabilir ama olası gelecekte sizinle ilgili e, soğuk olacağını, mesafeli olacağını, e, bunun doğru davranış olduğunu söylüyor kartlar. Kartları daha açmadan ikizler kova dedim. Hiçbirini açmamıştım daha. Ve bakın kılıç, kılıç kraliçesi ve kılıç kralı geldi. Bu kadar olur. Ve daha çok kartların yoğunluğu da kılıçlar üzerine. Hava grubu üzerine ve bir tık da ateş. Bu kişi daha çok... Dediğim gibi e, ve sizde de ben hava ve ateş etkisi görüyorum. Sizde de ikizler ve kova etkisi yoğun olabilir. Onda da ikizler kova terazi etkisi yoğun olabilir. Bu hava etkisi iki tarafta da var. Zaten kılıç kraliçesi kılıç kralı. Ateş de e, koç aslan, aslan değil koç yay e, enerjilerinde gözüküyor. Özellikle ay burçlarınızda daha değişken e, enerjilerde olabilir. Bu kişide de sizde de. Ay evet yani birbiri için doğru kişi olmayan iki kişi var burada onu söyleyeyim. Olası gelecekte de bu kişinin sizden daha da uzaklaşacağını daha da mesafeli bir tavır sergileyeceğini güncelde de uzak ve istemiyor zaten. E, kendi içinde mutsuz birazcık sizi mutsuz etmek aslında onun hoşuna gidiyor ama gitmiyor gibi. Yani dengesiz birisi e, burada olası gelecekte de daha net o tavrı koyacağını daha net o soğukluk enerjisini size göstereceğini söylüyor kartlar. Belki aynı işte çalışıyorsanız izine falan çıkabilir. Öyle de aranıza iyice bir uzaklık ve mesafe girebilir. Ya ben çok olası gelecekte de sizinle muhatap olmak istemeyecek, konuşmak, görüşmek istemeyecek birisinin enerjisini görüyorum. Peki bu kişiyle ilgili size tavsiyeler ne? Rejection, reddetme, Bakın far away places. Hmm. Bir de ne hissettim biliyor musunuz? Bazılarınız belki işten, aranızda iş bağlantısı da olabilir. Kılıç Kraliçesi ve Kılıç Kralı bana onu çok hissettirdi. Belki bazılarınızın işte tayini çıkacak. Belki çok daha iyi bir yere geçmeniz gerekiyor. Bu kişiyle bağlantınız yüzünden o kişi o yere gitmeyi geciktiriyor olabilir bazılarınız. Bakın bu kartı görmeden demiştim. Burada da diyor ki Morning the world awaits you. Yani hadi kalk dünya seni bekliyor diyor. Yani burada yapmanız gereken şeyler var. Belki uzaklara gitmekle ilgili. Burada gördüğüm ama bunu reddettiğinizi görüyorum. Çünkü aranızdaki bağlantıdan dolayı yapmanız gereken bir şeyi, gitmeniz gereken bir yeri, belki izne çıkmanız gerekiyor. Belki hakkınız olan bir tatil var. ama bu kişiyi göreceğim diye bunu yapmıyor olabilirsiniz. Ama belki siz yapmazsanız bu kişi yapacak olabilir. Olası gelecek de onu. Reddettiğiniz bir yerlere gitmekle ilgili özellikle size iyi gelecek, yapmanız gereken durumların olduğunu ve artık bunlara öncelik vermeniz gerektiğini söylüyor. Burada çok net geldi ama bu. Yani bu kişiyle bağlantınız nedeniyle ee, reddettiğiniz e, yeni sayfalar açmak üzerine bu reddetme durumu ama yani yeni sayfa açmayı yapmanız gerekenleri yapmayı yolunuza devam etmeyi bu kişiyle aranızdaki bağlantı nedeniyle reddettiğinizi söylüyor ama diyor ki artık yapman gerekenleri yapman lazım uyan artık hani morning ee, dünya seni bekliyor yapman gerekenlere koyul artık ee, mesajı geldi burada size diğer mesajlarla devam edelim. Ya bu kişi sizin hakkınızda bir karar da verebilir. Belki işte seni artık şuraya görevlendiriyoruz. Senin artık yeni görev yerin şurası gibi. Burada da bunu çok hissettim bakın. Bir de sizin belki e, gitmeniz gereken yerle ilgili bu kişiye danışmanız gerekiyor ya da bu kişiyle bir yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Burada ben bu kişiyle bir iletişim gerçekleştirmeniz gerektiğini görüyorum ama bu iletişim sanki bu kişinin size maddi anlamda ya da kariyer anlamında yine bakın akış muazzam bu kartları açmadan söylemiştim. Burada bir tasım kralına danışmanız gerekiyor. Ben yine bunu kendisi olarak görüyorum. Belki patronunuz olabilir ya da bir yerde yönetici olabilir. E, i̇şle ilgili konularda bu kişiyle görüşüp bu kişiden özgürleşmek üzerine bu kişinin bir karar vermesini istemeniz gerekiyor. Yani bu kişiye bağlantınız varsa iş sözleşme hani e, şey gibi hani bu sözleşmeyi feshedelim ben artık yoluma devam edeceğim. İşte sizin belki maddi bir şeyinizi karşılıyorduysa sizin artık bireysel bir kendi ayaklarınızın üzerinde durarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Özgürleşmeniz gerekiyor bu kişiden bu kişinin size sağladığı belki maddi durumlardan ya da iş hayatında belki patronunuz bu kişiyle bir iletişime geçip burada hani işte ben şöyle, şöyle bir yere gitmek istiyorum bu konuda sen ne yapabilirsin işte senin şöyle bir karar vermen gerekiyor gibi sanki bir yüzleşme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Siz bunu yaptığınızda o da zaten sizin isteğinize hani karşılık verecek enerjide gözüküyor. Bazılarınız için belki sizin konumunuzu yükseltip de sizi bir yere gönderebilir. Hani özellikle böyle bir yetkisi varsa konumunuzu yükseltip belki terfi aldırıp da başka bir yere göndermek, atamak diyesim geldi. Çok böyle atama ya da o doğrultuda bir enerji hissediyorum böyle hani şuraya görevlendirildin ama oradaki görevin şu anki görevinden bir tık daha işte belki üst yüksek konumda mevkide diyebilir. Bu kişiye bir iletişim gerçekleştirmeniz gerektiğini bu kişiyle yapmanız gerekenlerle ilgili iş kariyerle ilgili bu doğrultuda ondan bir karar vermesini istemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Hani ben şöyle şöyle bir durum istiyorum. Bunu artık sen konumun nedeniyle zaten yapabilirsin. Hadi yap gibi iletişime geçmeniz gerekiyor. Bir de biraz daha kariyer hayatınıza odaklanmanız gerektiğini de görüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim. Bir de bir de çok fazla akış var. Bir eril enerjiye bağlı bir maddi durumunuz varsa bu patron olur, sevgili olur işte karmik ilişki olur gibi gibi iptal 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 diyelim yine. Ben e, bunlardan da özgürleşmeniz gerektiğini görüyorum. Yani mesela size para veriyorsa sizin bir şeyinizi karşılıyorsa ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa ama böyle sizin aslında istenmediğiniz e, kaotik bir ilişki içerisinde duruyorsanız e, yani burada kartlarda diyor ki istenmediğin yerde durma artık bu kişiden özgürleş. bu ben bu kişide sizin sizden özgürleşme noktasında zaten hani can atacak bir enerjide de görüyorum açıkçası. Hani yeter ki yakamdan düş. iyi olduğunu da bileyim, vicdanım da rahat etsin. sen de iyi ol, ben de iyi olayım gibi. siz ona gittiğinizde o da böyle bir yaklaşım hattan size sergileyebilir. Belki başka yerlerde dediğim gibi size iş kapıları arayabilir aralayabilir, konumunuzu yükseltebilir şeklinde gözüküyor burası. Bir yüzleşmeniz gerekiyor ama bu kişiyle daha çok kariyer para konularında, onun size sağladıkları, sağlayabilecekleri konusunda. Ama bu para istemek ya da mevki istemek gibi değil benimle ilgili şöyle bir karar çıkar ben şuraya gidebileyim. Ya da bi bizim aramızda şöyle bir anlaşma sözleşme vardı bunu fes ki ben yoluma bakabileyim gibi bir şey yapmanız gerektiğini söylüyor o kartlar. Bu kişiyle bağlantınızı tamamen koparmak özgürleşmek üzerine bir adım atmanız gerekiyor. Zaten bu tılsım kralı da kupa şövalyesiyle bu özgürleşmeye gayet anlaşma, anlaşma bakış açısıyla seve seve okey e, der diyebilecek tamam diyebilecek bir enerjide gözüküyor yani özgürleşmeli ve yolunuza kendi yap yapmanız gerekenlere kendi ayaklarınızın üzerinde durarak bu kişiden bağımsız odaklanmanız gereken bir süreç var biraz kendi kariyer yolunuza da odaklanmanız gerekiyormuş gibi gördüm evet e ikinci deste mor yıldız bu şekilde geldi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen birinci desteği de dinleyebilir. Yine e, yorumlar kısmındaki teşekkür butonundan ve kanalımdaki katıl butonundan kanalıma katılarak ve teşekkür butonuyla katkıda bulunabilirsiniz. Açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.